Sevgili seyirciler, Suriye konulu 16. Aslan'a görüşmeleri Kazakistan'da dün başladı. İkinci günü bugün. Bakalım bugüne yansıyan notlar neler? Nursultan'a gidelim. Janar Salıbay karşımızda. Suriye'nin istikrarı açısından son derece önemli görüşmeler 16.sı düzenleniyor. Dün başladı. Bugün ikinci gün. Nedir ayrıntılar, senden alalım. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan başkenti Nur-Sultan'da 16. Suriye konulu Astana görüşmelerin bugün ikinci günü. Görüşmeler hala devam ediyor. Biliyorsunuz bu görüşmelere İran, Türkiye ve Rusya heyetleri katılıyor. Ayrıca Irak, Ürdün ve Lübnan ülkeleri de gözlemci statüsüyle yer alıyor diyelim. Dün ilk günde ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleşti. Bu arada Türkiye heyetini Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık ediyor. Türkiye heyeti dün Birleşmiş Milletler vekilleri ve Rusya ile görüşmeler gerçekleşti. Şu anda az önce üç taraf, Rusya, İran ve Türkiye 16. Uluslararası Astana görüşmelerine ilişkin ortak açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Suriye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği yolundaki çalışmaların devam ettirileceği vurgulandı diyelim. Ayrıca terörle mücadele konusunda da değindi taraflar. Bu terörle mücadele konusunda DEAŞ ve diğer de terör gruplarının mücadele konusunda Rusya, Türkiye ve İran çalışmaların devam ettireceklerinin altını çizdi. Ayrıca İdlib gerginliği de bu görüşmelerde ele alındı. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumu ayrıntılı olarak gözden geçirdiklerini belirtti taraflar. Ayrıca sahadaki sükunetin sağlanması için tüm uluslararası anlaşmaların tümüyle uygulanması gerektiğinin altını çizdi diyelim. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumda masaya yatırıldı ve Kuzeydoğu'daki durumunun Suriye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve durumunun istikrara kavuştuğu zaman da bu sorunların çözüleceğini belirtildi diyelim. Ayrıca Suriye Birliği'ni azaltmak isteyenler ve bunu amaçlayan gruplarla karşı durma çalışmalarının sürekli olarak devam edileceği de belirtildi. Biliyorsunuz görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katılıyor. Taraflar Anayasa Komitesi'nin yazım komisyonunun 6. oturumunun en kısa zamanda Cenevre'de gerçekleştirme konusunda dile getirdi diyelim ve özel temsilci Geir Pedersen ile çalışmaların devam ettireceği de belirtildi diyelim. Ayrıca görüşme sırasında salgınla mücadele konusu da ele alındı. Suriye'nin ekonomisi, sosyal ekonomik durumu, ayrıca sağlık sisteminin de bu salgından etkilendiği açıklandı ve Suriye'ye yardımda bulunan ülkelere bir çağrı yapıldı ve Suriye'ye gönderilecek yardımların artırılması gerektiği de açıklandı diyelim. Ayrıca görüşmeler sırasında sığınmacılar konusu da ele alındı. Sığınmacıların asil ikamet yerlerine istekleriyle dönebilmeleri için ilk önce bölgedeki durumunun istikrara kavuşması gerektiği altı çizildi. Taraflar görüşme sonucunda Kazak makamlarına bu görüşmelere ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini sundu. Ayrıca 17. Uluslararası Suriye konulu Astana görüşmelerinin 2021 yılının sonundan önce yapılacağı belirtildi. Ayrıca üçlü zirvelerin ise İran İslam Cumhuriyeti'nde salgın durumunu göze alarak en kısa zamanda yapılması öngörüldü diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Astana görüşmeleri tabii bir an önce barış ve istikrarın sağlanması Suriye'de son derece önemli. Nursultan'dan Janar Salıbay toplantıların ikinci gününden notları aktardı bize.